Rum suresi 40. ayette en son kalmıştık. Burada 40. ayet. Rum suresinin son 20 ayetinde kalmış bulunuyoruz. Şimdi 20 ayet daha okuyup Rum suresini bugün inşallah bitireceğiz. Rum suresinin önceki bölümlerinde adı üzerinde Roma ile ilgili, Romalılar ve Sasaniler arasındaki savaşla ilgili mevzulardan işin içine girmişti. Surenin muhatabı Mekke'li ileri gelen müşriklerdir. Oradan yola çıkarak dünyanın her yerinde Mekke'li ileri gelen müşriklere benzeyen herkes bu ayetlerin muhatabı olmuş oluyor. O dönemde müşrikler Müslümanlara baskı yapmaktadırlar. Baskının sebebi Mekke'nin sağında, solunda, önünde, arkasında toprak, hayvan, insan, yer altında, yer üstünde ne kadar işe yarar şey varsa bunlara sahip çıkmaktadırlar. Bunlar bizim demektedirler. Kur'an'ın söylemi de tamamen bunlara yöneliktir. Ayetlerin anlattığı muhteva da tamamen bunlara yöneliktir. Ama ilk baktığınızda bunu başka yönlere çekebilirsiniz. Çünkü şiirsel bir metin olduğu için siz onu ne tarafa doğru çekerseniz o tarafa doğru yorumlanır gibi görünür. Bütün şiirsel metinler böyledir. Mesela yağmurun yağması da Allah'ın ayetlerindendir. Toprakta bitkinin çıkması da Allah'ın ayetleridir. İnsanın çeşit çeşit renklerde yaratılması da Allah'ın ayetlerindendir. Gemiler de Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetlerindendir. Allah şöyle şöyle bir Allah'tır. Sizi yaratmıştır, öldürmüştür, diriltmiştir filan diye böyle uzun uzun ayetler önceki bölümlerde dinlemiştik. Buna benzer ayetleri de şimdi dinleyeceğiz. Buraya bakan bir insan bu neden bahsediyor acaba diye düşünür. Ve buradaki ayetler sizin algı dünyanıza göre biraz şekillenir. Yani herhangi bir şiirsel metin okuyun. O metin şiir okuyan kişi de onun algı dünyasına göre onu yönlendirir. Mesela diyelim ki söz ola kese başı, söz ola kese savaşı, söz ola ağulu aşılı, bal ile yağ ile bir söz. Yunus Emre'den bir küçük şiir. Şimdi burada kime karşı ne söylüyor burada? Buradaki sözden ne anladığınıza bağlı sizin. Bu şiir metni öyle yerde kullanılır ki bunu seçim meydanlarında bir siyasi parti başkanı öbürüne karşı, o da buna karşı kullanılabilir. İkisi de kullanabilir bunu yani. Birisi onun yalancı olduğunu, sözünde durmadığını ifade etmek için söyler. Birisi ne dediğini bilmez, ağzından çıkan, kulağı duymaz birisi olduğunu ispat için bunu kullanabilir. Yani herkes kendi bulunduğu duruma göre bu şiir metnini kullanabilir. Kur'an ayetleri de biraz öyledir. Soru şu. Tabiat tasvirleri kime yöneliktir Kur'an'da? Cehennem tasvirleri kime yöneliktir? Gökten yağmur yağdırdık, yerden bitki bitirdik. Hayvanların olması, dizi dizi çiftlerin olması, ekinler, yeşil tarlalar, sular, otlaklar, insanlar rengarenk, siyah, beyaz, bunlar hepsi Allah'ın ayetlerindendir diye bir tasvir yapıyorsa bunun niçin yapmaktadır? Sebebi nedir? Şu ana kadarki yaygın klasik dini zihne göre bütün bu tasvirlerin amacı Allah'ın kendisini bize inandırmaya çalışmasıdır. Bunun için de bize kanıtlar sunmaktadır. Özellikle Türkiye'deki bütün dini cemaatlerin zihninde oluşan ana Kur'an algısı buydu. Şimdi biz bunu ilk kez
Bu Türkiye'de ilk kez oluyor. Değiştiriyoruz. Kur'an algısını değiştiriyoruz yani. Kur'an'a yönelik bir şey yapmıyoruz. Kur'an'ı falan değiştirdiğimiz yok. İşte bu ayetler burada böylece duruyor. Bunlar da burada duruyor. Ama bunlar niye bahsediyor? Niçin? Kime karşı mı? Niçin? Mesela klasik bir Nurcu dergisinde şöyle bir ayet görebilirsiniz. Yeryüzünden biten yeşil otlaklar, ufuzun giden engin tarlalar, hurma bahçeleri, gökten yağan yağmur, yerden biten nebat hep onu hatırlatıyor. Böyle üzerinde böyle şelaleler fışkırır. Ağaçlar, böyle yeşillikler, kuzular meliyor, horozlar ötüyor. Böyle bir tabiat sahnesi hep onu hatırlatıyor. Her yerde onun adı var. Bu nedir? İşte bir Sızıntı dergisinin veyahut da neydi o küçük böyle kuşa kağıtlı Nurcu dergileri vardı. Zafer dergisi. Bak bilenleri var. Bunları anlattılar ve yıllarca bu insanlara hep bunu anlattılar. Ne anlatıyor burada? İşte Allah varlığını bize kanıtlamaya çalışıyor. Bak diyorum ki ilk kez bu bakışı değiştiriyoruz. Diyoruz ki burada tasvir edilen şeyler iktisat tabiriyle söyleyelim. Marksist bir tabir demeyelim. İktisadi tabirle diyelim. Üretim araçlarıdır. Yağmur, bitki, hayvan, ağaç, su, şelale, ocak, toprak. Bunların hepsi bize verilen rızık ve rızık kaynaklarıdır ve insanların rızık temini için Kur'an'ın tabiriyle katından vermiş olduğu lütufla aradığımız rızıklar ve rızık kaynaklarıdır. Buna işte üretim araçları deniyor. Bunların sahibi kim olacak? Kur'an diyor ki bunların hepsinin sahibi Allah'tır. Siz değilsiniz ey müşrikler diye de Mekkelilere sesleniyor. Şimdi alın bunu getirin günümüze. Burada tasvir edilen şeylerin sahibi kim? İnsanlar veya insanlardan birileri değil. Bunların hepsinin sahibi Allah'tır. Adam gibi oturun, birlikte çalıştırın, paylaşın, bölüşün, üleşin. Birbirinizin üstüne çıkmayın. Birbirinizin sırtından geçinmeyin, birbirinizi sömürmeyin. Aranıza sınır, sınıf, kast koymayın. Demek istiyor. Bak, Kur'an'ın girişinde size Kur'an'ın ne amaçla indiğine dair birkaç cümleyle özetleyiverdim. Şimdi böyle bakmadığınız zaman, bu metni alıp götürüp mezarlarda okuduğunuz zaman, her şey onu hatırlatıyor filan diye böyle görünmez bir Allah var, biz de ona iman ettik mi etmedik mi, böyle kavga, böyle burada bir nokta yani, şurada bir nokta var mı yok mu, böyle papatya seviyor sevmiyor diye papatya çeker ya, inanıyor inanmıyor, inanmıyor inanmıyor, inandın inanmadın, inandın inanmadın. Ne kadar basit, inandın inanmadın. Yani bir kavga inandın inanmadın diye olur mu arkadaşlar ya, düşünün ya. Bunlar kim? Bunlar o papatya falan da inananlar. Şunlar, bunlara inanmayanlar. Hurra birbirine giriyor, binlerce kişi ölüyor, kanlar dökülüyor. Niçin bütün bunlar? İnandın inanmadın diye. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Hadi tarihte böyle bir şeyin olduğuna inanıyorsunuz. Şöyle kafanızı kaldırın, şu yeryüzüne bir bakın kardeşim. Etrafınıza, mahallenize bir bakın. Bunun için kavga eden var mı? Bir deşin bakalım altında ne kavgası çıkıyor. Bir deşin bakalım niye kavga ediyorlar? Çekişme niye? Niye çekişiyorlar? Genellikle insanların çok önemsediği şeyleri söylemediklerini görürüz. Yani bizde çok önemli şey gizleriz. Hiç önemsemediğimiz şeyin böyle lakırtısını yaparız. Çok değerli öğren arkadan gelir. Önde onun işte çığırtkanları vardır, böyle millet oyalar filan. Bazı laflar da böyledir yani. Böyle birbirimizi oyalamak için söylediğimiz laflardır, lakırtılardır. Ama esas önemli mevzuları hep içimize saklarız. Hiç konuşmadığımız şey en çok önem verdiğimiz şeydir. Para da cinsellik de buna dahildir.
insanlar konuşmalar, böyle gizlerler ama içinde en önemli şey, sakladığı şey o. Ondan başka bir şey düşünmüyordur aslında. Ama böyle hiç önemsemiyormuş gibi durur. Hiç üzerine durmuyor yani, Allah. Ama deliler gibi hep onu konuşuyordur, hep onu düşünüyordur. En çok sakladığınız şey neyse en çok önem verdiğiniz şey olur. Dıştaki şeyler hepsi girizgah mahiyetindedir. Şimdi bunun gibi Kur'an'da anlatılan şeyler, bu yapılan tasvirlerin tamamı bir bakış açısıyla, başka bir bakış açısıyla yeryüzündeki rızık ve rızık kaynaklarını oluşturmaktadır. Şimdi İstanbul'un birçok yerinde, Türkiye'nin birçok yerinde böyle Kur'an tefsirleri dersleri yapıldığını görüyorsunuz. Televizyonlardan işte hocalar camilerde, derslerde, ilahiyat fakültelerinde, okullarda, cemaat mahfillerinde böyle Kur'an okumaları yapılır. Ben size temin ederim ki %99,999, %0,1 niye insanız, bir pay bırakalım. Kur'an'a hiç böyle bakmıyorlardır. Yani Kur'an'ı bu şekilde algılanan bir yer yok. Bir ocak, bir mektep, bir algılama biçimi yok. Bakmıyorlar böyle. Dolayısıyla adam okuyor, 5 sene Kur'an okuyor, 30 sene mealcilik yapıyor. Geçen bir tanesi telefon açmış, bana diyor ki 30 yıllık mealciyim, yeni baştan Kur'an okumaya başladım diyor. Bu gözde. 30 yıllık mealci, ömrünü Kur'an mealine adamış adam. Ne büyük bir hüsran. Eyvah diyor ya, biz ne yapmışız ya? Ben hiçbir gözle bakmamıştım ya. Bu gözle bakmaya başladığında tak 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 her şey yerine oturmaya başladı. Dolayısıyla bu bir bilinç meselesidir arkadaşlar. Herkese nasip olmayabilir bak. Kur'an metninin verdiği bir şey size değildir bu. Bilinçtir yani, bu bilinç başka bir yerlerden gelir. Evet, şimdi bunun örneğini göreceğiz. Allahu ellezî, böyle birkaç tane ayet böyle başlıyor. O Allah öyle bir Allah'tır ki diye başlar. Bunun anlatılmasının sebebi zaten müşriklerin de Allah'a inanıyor olmasıdır. Bakın, Allahu ellezî, o öyle bir Allah'tır ki sizin bildiğiniz Allah değil. Yani siz de bir Allah'a inanıyorsunuz. Herkes Allah'a inanıyor. Herkes Allah diyor. Ama burada anlatılan Allah sizinki gibi değil. Dolayısıyla hangi Allah sorunudur problem? Allah var mı yok mu, Allah'a inanalım mı inanmayalım mı sorunu değildir. Müşrikler Allah'a inanmıyordu. Kur'an onları Allah'a inandırmaya çalışıyor. Böyle bir problem yok. Müşrikler de Allah'a inanıyor. Peygamber de onu Allah'a anlatıyor. Ama burada anlatılan Allah'la orada anlatılan Allah birbirinden farklı. Muhammed'in Allah anlattığı Allah'la Ebu Cehil'in inandığı Allah farklı. İkisi savaşıyor. İkisi kavga ediyor. Allah'la Allahsızlık kavga etmiyor. Bir Allah anlayışıyla öbür Allah anlayışı kavga ediyor. Dinle dinsizlik kavga etmiyor. Bir din anlayışıyla öbür din anlayışı kavga ediyor. Tıpkı şu anda bugünümüzde olduğu gibi. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Genellikle Molla taifesi karşı tarafı dinsizlikle suçlar. Dinin bütün temsilcisi biziz. Bizim savaştıklarımız dinsizler. Halbuki onun anlayışı bir din anlayışıdır ama karşı tarafta başka bir din anlayışıdır. Allahu'l-lezi, o Allah ki halakakum, sizi yarattı. Thümme razakakum, sonra size rızık verdi. Thümme yumitukum, sonra sizi öldürecek, öldürüyor. Thümme sonra yuhyikum, ve sizi tekrar diriltecek. Şimdi bakın, önce yaratmak, sonra rızık vermek. Sonra öldürmek, sonra diriltmek. Bu böyle bir Allah'tır. Bu böyle bir Allah'tır. Halbuki bunlar genellikle geçmiş tarihlerde dönemin imparatorlarına, firavunlarına, Nemrutlarına atfedilen özelliklerdi. Nemrut ne yapar? Öldürür ve diriltir. Ve İbrahim'e sorar.
ben de öldürür ve diriltirim. İbrahim der ki benim Rabbim güneşi batıdan doğurur, doğudan doğurur, batıdan batırır. Sen de tersini yap bakalım deyince o adam dona kaldı denir. Yani ben de öldürürüm, diriltirim. Ben de güneşin hareketlerine yön veririm. İhya ederim, rızık veririm. Var ederim, yaratırım, ortaya çıkarırım. Dikkat edin, diktatörler, tiranlar kendilerini, insanları kendilerine kul yaparlar, köle yaparlar. Halbuki onları yaratan Allah'tır. Ona itiraz. Halakakum. Buradaki yaratma vurgusu da köleliği reddiği içindir. Allah yarattı dediğiniz zaman, yani insanları kimse birbirimizi köle yapamayız. Çünkü hepimizi Allah yarattı. Kim yarattıysa onun sahibi odur demek istiyor. En büyük üretim aracı insandır. Sonra topraktır. Kur'an'da sürekli bunları yar edenin Allah olduğu söylenir. Var eden ve yaratan kimse sahibi de odur. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı kullarını kul köle yapmayın demek istiyor. Allah yarattı. Sonra thümme razakakum, size rızık verdi. Bak, rızık verdi. Yaratmak ve rızık vermek. Adamı köleleştirmek ve onu doyurmak. Köleler ne yaparlar? Sahipleri tarafından doyurulurlar. Halk ne yapar? Diktatörler tarafından doyurulur. Rızık verilir. Ekmek verilir, aş verilir. Peynir verilir, yoğurt verilir, makarna verilir, kömür verilir, doyurulur. Doyurulur. Bu rızık meselesi insanlık ilişkilerinde en önemli meseledir. Bütün her şey bununla başın altından kalmaktadır. Kur'an ne diyor? Sümme razakakum. Size rızkı veren odur. Rızık Allah'tan olduğuna göre kimse kimseye boyun eğmesin. Kimse kimseye liderlik, şeyhlik, şıhlık, firavunluk, nemrutluk, patronluk taslamasın. Rızık Allah'tandır ve hepimizi O yaratmıştır. Bu ayetler bize sürekli olarak özgürlük ve eşitlik vurgusu yapmaktadır arkadaşlar. Lütfen düzgün anlayınız. Kimseye kul olmayınız. Kimseye köle olmayınız. Sizi yaratan Allah'tır. Kimseden rızık esmeyiniz. Hepimizin rızkını veren Allah'tır. Sadece yaptığımız işleri bölüşelim. Haksızlığa ve adaletsizliğe kimse uğramasın ve herkes hakkını alsın. Onu demek istiyor. Sonra öldürür ve sonra diriltir. Bunları yaparken de öldürülmekten korkmayın. Kimse kimseyi öldürmez, öldüremez. Ölüm de Allah'ın elindedir. Dirilme de Allah'ın elindedir. Ölme de Allah'ın. Hem bu dünyadaki ölme hem öbür dünyadaki dirilme. Hem bu dünyadaki dirilme hem öbür dünyadaki ölme. Bunu her iki türlü de anlayabiliriz. Mesela ثُمَّ يُحْيِكُمْ, o sizi ihya eder. Diriltir. Bu iki türlü anlaşılıyor. Bir, yani öldükten sonra diriltir. İkincisi, yürü ya kulum der. Firavun kavminin kadınlarını sağ bırakır, erkeklerini öldürürdü. Buna karşın Kur'an-ı Kerim öldüren de sağ bırakan da yuhyikum, sağ bırakmak anlamına geliyor. Bakınız, yuhyikum, diriltmek, aynı zamanda sağ bırakmak, o zaman aynı zamanda ihya etmek. Öldürmek ve diriltmek kime aittir? Bunu şöyle anlayacağız. Batırmak, silmek, süpürmek, mahvetmek, kökünü kazımak, tasfiye etmek kime mahsustur? Sonra ihya etmek, diriltmek, sağ bırakmak, yürü ya kulum demek, bir yere getirmek, yıldızını parlatmak kime aittir? Genellikle bunlar firavunlara, diktatörlere, liderlere, böyle dediği dedik, aslı astık, kestik kestik, muktedirlere ait özellikler olarak algılanır. O zaman da böyleydi. Bir padişah bunların hepsini yapıyordu. İşte Nemrut örneğinde görüldüğü gibi, ben de öldürür ve diriltirim diyor.
öldürmek ve diriltmek, içimizden birileri bu özelliklere sahip olmaya kalktığı için vurgulanıyor ve bize söyleniyor. Öldürmek ve diriltmek Allah'a mahsustur. Rızık vermek Allah'a mahsustur. Yaratmak, üretmek, meydana getirmek Allah'a mahsustur. Bunların hiçbirisi bize ait değildir. Bunlar için kavga etmeyiniz. Hiçbir şeyi sahip olmaya çalışmayınız ve hiçbir şeyi kontrol etmeye kalkmayınız. Oturun oturduğunuz yerde sadece emeğiniz hakkıyla geçinin. Bak bütün laf buraya gelmesi içindir. Bu sözlerin arka planında yatan ana fikir bu arkadaşlar. Benim görüşüme göre. Aksa halde ayetler tamamen boşluktan aşılmış oluyor. Şimdi de soru soruyor bunları sorduktan sonra. Söyledikten sonra. Hel min şurakaikum men yef'al min zalikum. Sizin ortak koştuklarınız bunlardan birisini yapabilir mi? Yani yaratabilir mi? Rızık verebilir mi? Öldürebilir mi? Diriltebilir mi? Bakın mevzu şurakaikum ortak koşanlarla ilgilidir. Birileri liderlerine, önderlerine, ellerindeki güce bunları atfediyor. Liderini rızık verici, ihya edici, sağ bırakıcı, öldürücü, yok edici olarak görüyor. Ve Allah da onlara müşrik diyor. Onlar sizin ortak koştuklarınız. Bu olay da şirkin ta kendisidir diyor. Peki o ortak koştuklarınız bunlardan bir tanesini size yapabilir mi? Zalikum min şeyin. Bunlardan herhangi birisini, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilir mi sizin ortak koştuklarınızdan birisi? Ortak koştuklarınızdan birisi bunları yapabilir mi? Peki bu ortak koştukları ne? Kendilerini dirilteceğine, öldüreceğine, rızık vereceğine, var ettiklerini, yarattıklarını, ortaya çıkardıklarını düşündükleri insanlar. Onlara Allah'a şirk koşuyor. Mesela birisi bizi var etti dediği zaman bu şirk koşmak oluyor. Birisi bizi nasıl var ediyor? Kur'an'ın insanların içerisinde herhangi birisinin aşırı şekilde övülmesine tahammülü yok arkadaşlar. Kur'an söyleminin özü bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbini överiz. Halbuki etraf millet birbirini övmekten geçirmiyor. Liderler, padişahlar, krallar, övgü dolu övgü. Herkes birbirini övüp duruyor. Kur'an diyor ki sadece Allah'ı övün. Millet hep birbirini övüyor. Birbirinizi övdüğünüz zaman birimiz ön plana çıkarıyor. O diğerler üzerinde egemonya kuruyor demektir. Bak birine fazla övgü, birinde fazla güç, birinde bir öldürme, yaşatma, diriltme, yükseltme, rızık verme özelliği, birinde var etme, yaratma, ortaya çıkarma özelliği olduğu an orada efendi köle ilişkisi başlıyor ve eşitlik bozuluyor demektir. Kur'an buna itiraz etmektedir. Bütün bunlara karşı Allah'a övün. Allah'a yaratıcı bilin, Allah'a rızık verici bilin, Allah'a öldürücü, diriltici bilin diyerek bizi boşlukta görünmez bir gücün bütün bunları yaptığını söyleterek aramızda yan yana gelmemizi ve birbirimizin tepesine, üstüne çıkmasına engel olmuş oluyor. Bak Kur'an söylemi ne işe yarıyor onu göstermeye çalışıyorum. Allah yarattı, Allah yarattı, Allah yarattı, Allah rızık verdi, Allah rızık verdi. Yani sen yaratmadın, sen yaratmadın, sen yaratmadın, sen rızık vermedin, ben var etmedim. Hepinizin üstünde başka bir şey var. Biz de onun mensuplarıyız. Bak, iş nereye geliyor? Yaratmak. Bir adam yaratmak. Beni sen var ettin demek. İşte beni bu halk yarattı. Veya Atatürk Türkiye'yi kurtardı. Mesela çocuktan beri duyduğumuz en tüylerim diken diken eden laflardan birisi. Ne demek ya? Bu nasıl söz ya? Bir kişi nasıl bütün bir şey kurdu? Bir kişi. İlkokuldaki çocuğa bunu söylüyorsun. O anlamaz ki daha ilkokulda okuyor. Daha küçücük. Ne olup bittiğini bilmez ki. Bir kişi var.
Ve o bir kişiyi şu etrafta gördüğüm caddelerde dolaşan falan bütün herkesi işte o bir kişi kurtardı. Yani küçücük çocuğa bu söyler mi yani? İşte bu tek kişilik yüceltmelerdir. Peygamber de olsa, ulusal bir kahraman da olsa, bir padişah olsa, bir kral da olsa tek kişilik yüceltmelerden Kur'an söylemi nefret etmektedir. Siz de nefret edin ve onlardan uzak durun. Yan yana olmak, beraber olmak, iş bölümü. Tamam, onun da işi var, onun da işi var, onun da önemli bir görevi var. Bizim de görevimiz var. Türkiye'yi Türk halkı kurtarmıştır. Anadolu'yu Anadolu halkı kurtarmıştır. Türkler, Kürtler beraber kurtarmıştır. Bu esnada da çok önemli görevler üstlenenler olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk de bunlardan birisidir. Bu kadar. O olmasa da olurdu bu işler. Bütün bir milletin yerine bir kişiyi koymak. Bütün bir milletin yerine bir kişiyle onu özdeşleştirmek. İşte bana yapılan saldırı alçakça bir saldırıdır. Bu saldırı benim şahsıma yapılmamıştır. Bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına yapılmıştır. Bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti'nin bizzat kendisine yapılmıştır. Daha da ileri gidecek. Bu saldırı insanlığa yapılmıştır. Yani şimdi bir cemaatin ayda yılda işte adamların garibanların eline bir fırsat geçti. Eskiden deri topluyorlardı. Şimdi koltuk derisi savaşına giriştiler. Tipik bir İslami cemaat çekişmesiyle karşı karşıyayız. Eline geçmiş TÜBİTAK'tan şuradan buradan dört tane bir şey. Kaset bunları gösterdi diye ona saldırı oluyormuş. Bu saldırı onun şahsına değil, başbakanlığa da değil, bütün bir Türkiye'ye yönelikmiş. Bak, diktatör kendisini genel olan, her şey olanla hemen bütünleştirir. Ona yönelik saldırı direkt ülkeye demektir. Milli iradeye. Yani onu eleştirdiğiniz zaman sadece onu eleştirmiş olmuyorsunuz. %50'yi eleştiriyorsunuz. Türkiye'nin yarısına saldırıyorsunuz yani. Ya vallahi benim öyle bir niyetim yoktu. Adam bir yamuk yaptı, onu ortaya çıkarmak istedim. Hepsi bu. Nereden çıktı şimdi? Şimdi ben bunlardan çok muzdarip bir adamım. Niye derseniz, ben Allah'a, kitaba ve peygambere saldırmakla suçlandım. Atatürk'e, cumhuriyete ve laikliğe saldırmakla suçlandım. Muhammed'e, Ali'ye, Ehl-i Beyt'e ve 12 imama saldırmakla suçlandım. Bak, büyük ve yüce ve ulu kavramlarla hemen karşı karşıya bırakıldım. Niye? Şöyle küçükten bir eleştiri yaptım diye, hepsi bu. Adama dedim ki, 75. yıl Cumhuriyet Hastanesi olmaz. Kayseri'de işte bir 28 Şubat döneminde hastane yapmışlar. 75. yıl kutlamalar için 25 trilyon para harcamışlar. Ben de onu yazdım ve dilime dolayarak yerden yere vurdum bu harcamayı yapanların. O zamanlar tabii bu laik çevreler iktidardaydı. Onların hışmına uğruyorduk. Hemen bizi mahkemeye çağırdılar. Sen dediler cumhuriyeti yıkmak istiyorsun. Atatürk'e saldırmışsın. Laikliğe karşısın. Nereden çıktı bunlar dedim. Aha yazıda öyle demişsin. Nereye yazıyor yazıda? Yazıda ne diyor? Cumhuriyet'in 75. yılı kutlamaları sebebiyle vali kendi yandaşlarını toplayarak işte şimdikiler gibi matbaa sahipleri falan hep kendi adamları, yandaşları, akrabaları 25 trilyonu Ankara'dan gelen 25 trilyonu aralarında üleşmişler. Ona bayrak parası, ona bilmem filama parası, sağa sola havai fişek gösterisi şu bu. Parayı yemişler. Ben de onu eleştiren bir yazı yazmışım. Demişim ki Cumhuriyet'in cılkını çıkardılar. Yazının da başlığı bu. Cumhuriyet'in cılkını çıkardılar. Bunu yapacağınıza 75. yıl Garip Kureba Hastanesi açsaydınız. Böyle parayı kendi aranızda üleştiniz, havaya saçtınız, savurdunuz. Birazını harcadılar, gelini ceplerine indirmişler. Bu ne rezalet falan diye eleştirdim. Adam beni götürdü mahkemede. Resmen bu yargılandım ben yani. Sen cumhuriyeti yıkıp yerine padişahlığı getirmek istiyorsun.
irticacısın. Sen Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete karşı çıkıyorsun. Atatürk'ü de istemiyorsun, layıkı da istemiyorsun diye ben yargılandım. Sırf bu eleştiri yaptım diye. Kafa aynı kafa. Hemen seni büyük kavramlarla karşı karşıya getirirler. Oradan çıktım, çok iyi hatırlıyorum. Bir Moralların olduğu bir dini kitap evine geldim. Bizim orada kitap evi vardı. İşte senin düşündüğün Allah öyle değildir. Allah öyle bir şey yapmaz falan diye bir yorum yaptım. Yani Allah, peygamber, kitap hakkında bir yorum yaptım. Bu sefer bizim oradaki mollalar beni Allah'a inkar etmekle, peygambere karşı gelmeye, Kur'an'ı reddetmekle suçladı. Allah'tan dedim, sizin yerinizde mahkeme yok yani. Biraz evvel öbürlerinin mahkemesinden geldim. Cumhuriyeti, Atatürk'ü, layıklığı inkar etmekle suçlandım. Sizin de Allah'tan sizin mahkemeniz yok yani. Siz de aynı şeyi yargıladınız. Yani adam farklı bakıyor. Yorum yapıyor. Demiyorsunuz. Anında büyük kavramlarla şahsı karşı karşıya getiriyor. İran'a gitmiştim. İran'da da aynı şeyle karşılaştım. Küçük bir Ehl-i Beyt yorumu yaptım. İranlı Moğolların birisinin yanında. İslam'da soydan devir olmaz dedim. Evet, peygamber ölünce yerine bana göre de Ali geçmeliydi. Hak eden oydu. Ama peygamberin damadı olduğu için değil. Peygamberin soyu ondan devam ettiği için değil. Soyun bir önemi olsaydı Nuh'un oğlu kurtulurdu. İbrahim'in babası kurtulurdu. Hepsi müşrik gitti. İslam'da soyun hiçbir değeri yoktur. Karakter, ahlak budur. Peygamberin karakterini ve ahlakını Ali devam ettirdiği için o. Ehl-i Beyt ocaklarında o imamlar o ahlakı ve karakteri sürdürdüğü için tamam bu. Ama asla onun soyundan geldiği için değil. Soyun hiçbir önemi yoktur. Şimdi söylediğim sadece bu yani. Neredeyse beni İran'dan sınır dışı edeceklerdi. Moğollar az kaldı mahkemelik olup İran hapishanesine düşürdüm. Sen ne biçim konuşuyorsun ya dedi. Burada da böyle şeyler söyler mi dedi. Sen dedi velayeti inkar ettin. Yani peygamberin Ali'yi vasi tayin etmesini inkar ettin. Velayeti inkar diyor buna. Ha işte Ali müstahak diyorum ya sonuçta. Seninle aynı yere geliyorum. Hayır, bu yetmez diyor. Onun vasi tayin ettiğini de kabul edeceksin. Ondan sonra onun oğlu 12 imam. O zaman peygamber hanedanlı oluyor. Bu din hanedanlığı yıkmak için geldi. Ne oldu şimdi? Geçen hafta da bahsetmiştim. Aynı şey yurt dışında da komünyon ayini yorumu yaptım bir kilise mensubunun yanında. Hristiyan komünyon ayini nedir? Dedi ki senin dedi İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak kabul etmen yetmez. Bizatihi geleceksin, kiliseye dahil olacaksın, tekrardan vaftiz olacaksın, vaftiz. Rahip seni yıkayacak, suyun içinde vaftiz olacaksın ve kiliseye dahil olacaksın, her hafta bu kiliseye devam edeceksin. Sadece bu yetmez, böyle komünyon ayini, bu olmaz falan dedi, bu komünistçe bir yorum falan dedi. Aksi halde dedi, senin yerin cehennemdir. O da bizi cehenneme posturadı. Cemevine gittim. Cemevinde bir kırklar ayini yorumu yaptım. Oradaki Alevi de bizi posturadı. Ya kırklar ayinini, kırklar semahı nedir? Peygamberimize ilk inanan 40 kişidir. Beraber yerlerdi, beraber paylaşırlardı. İşte 23 tanesi kadın, 17 tanesi erkek. Olduğu için bir kadını bir erkeği temsil ederdi. Peygamberimiz Miraç'tan dönünce o kırkların toplandığı, 40 kişinin toplandığı yere gitti. Çünkü kendisine inanan 40 kişi vardı. 23'ü erkek, gerisi kadın, 17'si. Kapıyı çaldı. İşte söylencede bu böyledir yani. Alevi söylencesinde bu buna dönüşmüştür. Ama bir şey anlatmaya çalışır. Kapıyı vurdu. Kim o dediler? Ben Allah'ın elçisiyim dediler, dedi. Allah'ın elçisi bu kapıdan sığmaz dediler. Almadılar içeri. Sonra
Tekrar kapıyı vurdu. Ben Cebrail'im dedi. Cebrail de geldi. Allah'ın meleği bu kapıdan sığmaz dediler. Yine almadı. Yine almadılar içeri. Sonra bir kez daha vurdu. Ben bir garip yoksulum dedi. Hemen kapıyı açtılar. Ve peygamber 39. kişi olarak girdi içeri. 40.sı da Selman-ı Farisi'ydi. O da henüz daha şeydeydi. İran'da gelmemişti. Ama sonra da Müslüman oldu ya bu. Dolayısıyla onlarla beraber yedi içti. İşte samah döndü. İşte bu kırklar samahı da onun anısına yapılan bir samahtır. Burada ne anlatılmaya çalışıyor? Eşitlik, paylaşım, bölüşüm. Kadın erkek eşitliği. O da var. Böyle bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek. Yoksul Cebrail'den ve peygamberden öncedir. Peygamber gelir kapı açılmaz. Cebrail gelir kapı açılmaz. Yoksul gelince açın kapılar denir. Bunun amacı zaten budur. Bu toplantının amacı o yoksulların durumunu kurtarmaktır. Zenginle yoksul arasında eşitliği sağlamaktır. Bütün bu kırklar bunun için toplandı buraya. Bunu demek istiyor. Ama siz buraya toplanıyorsunuz. Görüyorum ki cemevinin kapısında birileri cifi var. Öbürleri de gariban halleri ayağında kara lastikle eve gidiyor. Senin Sünni camiden ne farkın kaldı falan diye bir konuşma yaptım. Bir cemevi çıkışında bir Aleviye. Kırklar semağını, Ali'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Pir Sultan Abdal'ı, her şeyi beni inkar etmekle suçladı. Buyur, aynı şey. Oraya gidiyorum, aynı şey. Buraya geliyorum, aynı şey. Hristiyan'a gidiyorum, aynı şey. Sünni'ye geliyorum, aynı şey. Atatürkçe'ye gidiyorum, aynı şey. Din halkların afyonudur diyen Karl Marx'ın bir sözünü yorumladım. Bir Marksist topluluğun huzurunda dedim ki Karl Marx'ın şerhini bir de benden dinleyin. Din afyondur sözünden önce işte dört cümle daha söylüyor. Din protestodur, çığlıktır, kalptir, ruhtur diyor. Ondan sonra afyon diyor. Dolayısıyla iki türlü din vardır. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dedim. Oradaki ağalar da bizi Marx'ı, Engels'i, Lenin'i, Stalin'i, Stalin'le Ukrayna'da 20 bin kişiyi Stalin'in emriyle öldürdüler dedim 2. Dünya Savaşı'nda. Bütün bir Marksist uluları ve büyükleri reddetmekle, Marksizmi bozmakla, içine din sokmakla falan suçladı. Öyle asılı kelam nereye giderseniz git hepsi aynı. Kimse kendini ben bundan farklıyım kardeşim dememeli. Kafa aynı kafa arkadaşlar. Nasıl kafa bu? Bu kafa kendi liderine yaratma, rızık verme, öldürme ve diriltme yetkisi veren kafa. Kur'an ise bunların şirk olduğunu söylüyor. Sizin şirk koştuklarınız bunların hiçbirini yapamaz diyor. Bunları yapacak olan Allah'tır diyor. Lütfen liderlerinizi, size iyilik dokunanları övmeyiniz. Abartmayınız. Herkesin yeri vardır. Herkes nihayetinde bir kuldur. Herkes yanlışı vardır, hatası vardır. İnsanlar kendi hatalarıyla uğraşsalar, başkalarını eleştirmeye kesinlikle vakit bulamazlar. Oturun kendi hatalarının üzerine düşünün. Bazen başkalarını eleştirmekten bu beni vazgeçiriyor. Memleketin kamu yetkisini kim kullanıyorsa, sabah verdiğim vergiyi kim emir verip sağda solda harcıyorsa ben onu eleştirme dışında başkasını eleştirerek eleştirme şeyini kendimde göremiyorum yani. Şöyle bir kendini düşün. Herkesin bir yamuğu var. Biri geliyor şuna şikayet ediyor. Öbürü geliyor öbürüne şikayet ediyor. Yine kardeşim bir de sen kendine bak ya. Sen çok mu iyisin yani? Onun şu yönü var. Senin de öbür yönü var. O aynı. Aşağı yukarı hepimiz birbirimize benziyoruz. Üstün vasıfları olan bir insan yok. Şimdi ben burada size bunları anlatıyorum diye siz de dinliyorsunuz. Ben sanki bu şeyin uzmanı gibi görünüyorum. Ama mevzuyu değiştirelim. Bir konudur cahil olduğum ortaya çıkabilir yani. Şurada sizin uğraştığınız mevzuyla ilgili birisi gelsin şurada konuşsun. Bu mevzuyu kapatalım. Ben onu hiçbir şey bilmiyorumdur. Yani ben o zaman işte dinleyici makamında ben olurum. Ve benim de öğreneceğim bir şey var canım. İnsanlar her şeyi biliyor diye bir şey yok. Dolayısıyla Kur'an söyleminin bu yaratma vurguları, öldürme, diriltme, rızık verme vurguları insanların birbirleriyle ilişkileri ile ilgilidir.
Subhanehu ve Teala amma yuşrikun. Sizin ortak koştuklarınızdan o münezzehtir. Zeharal fesadu fil ber vel bahr. Karada ve denizde fesat çıktı. Zehara göründü, ortaya çıktı. El fesadu fesat fil berri vel bahri. Denizde ve karada fesat ortaya çıktı. Neden dolayı? Bima kesebet eydiyen nasi, insanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı. İnsanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde fesat çıkmaktadır. Bakın, Kur'an'ın en çevreci, en ekolojik ayetlerinden birisidir. Karada ve denizde. Yani dünyanın her yerine demek istiyor. Bima kesebet ey diyen nasi, insanların elleriyle yaptıklarından dolayı. İnsanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde ve karada fesat çıkmak ne demek? Doğal düzenin bozulması demek. Neden dolayı? Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı. Ormanları katlediyorsun, oralara bina dikiyorsun. Suların yatağını değiştiriyorsun. Gıdalı gıdalar üretiyorsun. Doğayla oynuyorsun. Ve bunu kendi ellerinle yaptığından dolayı yapıyorsun. Dolayısıyla bizim kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayıdır ortada gördüğünüz fesat. Yoksa Allah'ın yarattığı doğal düzende bir sorun yoktur. İnsanların kendi elleriyle yaptığından dolayı bütün bunlar başımıza geliyor. O zaman kendi ellerimizle yapmış olduğumuz fesattan vazgeçmeli, doğal düzene dönmeliyiz. Doğal hayata uyum sağladığınız zaman dine uymuş olacaksınız. لِيُذِيقَهُمْ بَعْذَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ve bu yaptıklarının sonuçlarını, karşılığını görsünler diye, onlara yaptıklarının sonuçlarını, karşılığını tattırıyoruz. Bu kendi elleriyle yaptığından dolayı fesat çıkıyor. Ama bu fesadı görsün, yani yapmış olduğu şey neye yol açıyor onu görsün diye kendi yaptıklarını onlara tattıracağız diyor. Kendi ellerimize yaptığımız şey neye yol açıyor? Fay hattına çürük binalar dikiyorsun. Bunun acısını tadacaksın, bedelini ödeyeceksin. Bu yaptığının karşılığını göreceksin. Ve sallanıyor yer ve kum yığını gibi başına geçiyor insanların. Ve yaptığının acısını işte böyle tadıyor. Yapmış olduğumuz şeylerin karşılığını, yaptığımız şey neyle sonuçlanıyor görelim diye tadacaksınız diyor. Dolayısıyla yaptığınız şeylerin yine size geri dönecek. Kaldırıyorsun yukarıya. Tamam. Kul de ki siru fil ardi, yeryüzünü dolaşın. Fenzuru, bakınız. Keyfe kâne akibetüllezîne min kabl. Daha öncekilerin akibetlerinin başlarına gelen şeyin ne olduğuna bir bakınız. Burada da coğrafi keşiflere, antropolojik araştırmalara ve yeni bir turizm anlayışına işaret vardır. Dinlenmek demek, turistik seyahate çıkmak demek. Denizin kenarına gidip orada güneşlenip denize girmek demek değildir. Tatil bu değildir. Zaten buna tatil de denmez. Tatil, atalet kökünden gelir. Atıl durmak demektir. Öylece durmak demektir.
Ne diyor? Siru, gezin. Fil arz, yeryüzünü. Fenzuru, bakın. Sizden öncekilerin başına neler gelmiş. Ha, bu yeryüzündeki bütün eski uygarlıkların, eski memleketlerin, tarihi göç yollarının, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının araştırılmasına da teşviktir. Ama gel gör ki İslam dünyasında en azından şöyle bir ayete bakarak şu yeryüzünü bir gezelim. Bizden evvelkilerin başına ne gelmiş onları bir görelim. Oralarda bir araştırma yapalım diye bir zihniyet nedense türememiş. Halbuki gitseler Sümer harabelerine, Babil harabelerine, Ninova harabelerine, orada bütün peygamberlerin anıları yatıyor. Kur'an'da anlatılan kıstaların geçtiği yerler oralar. Oralarla ilgili bir sürü orada bilgiler yatıyor. Onlar tefsirde kullanılabilir ama hiç bunları kullanmamışlar. Burada antropoloji, arkeoloji müzesi var. Şeyde Gülhane'nin orada. Yıllar öncesinde ben bu tefsiri yazarken oraya çok gelip gittim. Bir de Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi var. Oraya da çok gelip gittim. Oralarda eski Sümerlere ait, eski Babillerle, Süleyman döneminden kalma, Mezopotamya uygarlıklarına ait paralar, mabet malzemeleri, çanak, çömlek, karşılama saray malzemeleri filan. Orada sergileniyor. Böyle çok enteresan sergilenen şeyler var. En son Amerika'nın Irak'ı işgaliyle beraber Irak'taki Mezopotamya Müzesi'ni basarak oradaki bütün antropolojik malzemeleri, arkeolojik malzemeleri Amerika'ya kaçırdılar. Halbuki orada dünyanın malzemesi vardı. Bir keresinde oranın görevlisi dedi ki ya ben dedi bir arkeoloji müzesinde hayatımda bir ilahiyatçı görmedim dedi. Sen burada ne geziyorsun dedi. Ben ilk defa görüyorum dedi. Yani bir arkeoloji müzesine ilk defa bir ilahiyatçı görüyorum. Böyle yetiyorum dedim. Böyle saatlerce bunları inceliyorum falan. Dedim ya anlatması uzun hikaye. Bir keresinde de bir grubu Sultanahmet'teki dikili taşın yanına götürdüm. Sultanahmet camisinin yanında arka tarafta orada bir dikili taş var. Mısır'dan getirilmiş. İşte arkeolojik şey o. Bak ne diyor? Yeryüzünü gezin. Fenduru keyfekâne akıbetül. Sizden öncekilerin başına ne gelmiş bir görün. Yeryüzünü gezin. Şimdi bunları malzeme olarak kullanacaksınız. Şimdi orada ne yazıyor? Adam bana diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Yahudilere Allah inek kesmelerini emretti ayetinde. Buradaki ineğin o bildiğimiz inek olmadığını, Mısır İmparatorluğu'nun simgesi Isis ve Osiris, erkek ve dişi boğa olduğunu, bakara, inek kelimesinde Mısır İmparatorluğu'nun tanrı devlet simgesini ifade ettiğini, o bildiğimiz sokakta gezen ineği kesti ye demiyor. Olduğunu nereden çıkarıyorsun dedi. Ben de onu orada gösterdim. Orada dikili taşta en tepede Mısır İmparatorluğu'nun o dönemdeki tanrısı Amun Ra tanrısının simgesi böyle ters çekmiş ağ şeklinde böyle boğa başı. Orada inek. O işaretine Mısır'ı simgeliyor. Hiyografi yazısı. Rakamlarla ve bizim kullandığımız harflerle kullanılmıyor. Simgeler var. O simgeler mesela bir inek başı çizdiğin zaman Mısır demek. Balık çizdiğin zaman bu Asur demek. Kanatlı peri çizdiğin zaman bu Babil demek. Karınca çizdiğin zaman bu Mısır melikesi demek. Sebe İmparatorluğu demek. O onun üzerine, onu onun üzerine basıyor gösterdiğin zaman onun üstünde onu işgal etti demek. Orada adam dinler tarihçisi de oranın zaten hiyografi yazısını çözmüş. Dönemin firavunu Orta Doğu'ya, Mezopotamya'ya yapmış olduğu yolculuğu anlatıyor dikili taşta.
Böyle şekiller var aşağı doğru. Burada ne yazıyor? Burada adam kendi ülkesini, kendi tanrısını, simgesini anlatıyor. Gittiği, ele geçirdiği ve kendine bağladığı ülkelerin de simgelerini oraya koymuş. Orada kuş var, balık var, karınca var. Hepsi var orada. Dönemin, o dönemin Orta Doğu'daki var olan ülkelerinin, halklarının ve milletlerinin simgeleri onlar. Şu anki Birleşmiş Milletler'in önündeki ülke bayrakları gibi. Her bir bayrak bir ülkeyi temsil ediyor değil mi? O da hep simge işte onlar, o dönemin bayrakları onlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Yunus'tan bahsediyor, Hasur demek. İbrahim'den bahsediyor, Babil demek. Süleyman'dan bahsediyor. Hem Sebe'de melikesi demek, hem Fenikeliler demek, hem Babiller demek, hem Hititler demek. Hititlerin sembolü de kuşlar. Şimdi bak bunların hepsi tefsirde işte malzeme. Kur'an-ı Kerim bunlarla tefsir edeceksiniz. Şimdi ben bunlarla tefsir ettiğim için Türkiye'deki resmi ilahiyat fakülteleri benim bu tefsirimi reddediyor. O 500 sene önceki yazılmış Fesûlû fil arz. Kur'an diyor ki gezin dolaşın. Bunlar da yattığı yerden tefsir yazmış adam. Gezin dolaşın diyor. Git bir bak. Yani İsa'nın yaşadığı yere git bir bak. Musa'nın yaşadığı yere git bir bak. Dolaş, gez. Ben Ashab-ı Kehf kıssasının tefsirini yazmak için Türkiye'de 3 tane yerde Ashab-ı Kehf mağarası var. Üçüne de gittim. Efes'te, Afşin'de, Tarsus'ta. Aslında bütün bir dünyayı, hatta İslam dünyasını falan her yeri dolaşmam lazım. Ama gidemedim. Gücüm yetmiyordu. Gidemedim. Param yoktu. Ama gidebildiğim yere kadar hepsini gittim, yaptım. Bu kadarı çıktı. Daha basitini yaptım. Daha fazlası çıkacak. Niye yapmıyorlar bunlar? İslam dünyasında niye antropoloji gelişmiyor? Niye arkeoloji gelişmiyor? Yok. Kafa yok. Kafa olmadığı için işte İslam dünyasının halini görüyorsunuz. Adam oturduğu yerde tefsir yazmış. Mumu yakmış. Oradan okumuş. Allah İsa'yı göğe çekti. İsa'yı göğe çekti. İşte bildiğin göğe çekti. Mezarından kalktı gitti. Hristiyanlar zaten öyle söylüyor. Allah onu öldürmedi, asmadı. Kendi katına çekti. Onun yerine onun öyle olduğunu zannettiler. Ayetini okuyunca oturduğu yerden şöyle bir bakmış. Mum yanıyor. Köşede de evin bacası var. Allah İsa'yı nasıl katına çekti? İşte bildiğin şekilde katına çekti. Gökyüzüne gitti İsa. Bizans askerleri gelince onu yakalamaya çalıştılar. Allah onu katına çekti. Onlara öyle gösterildi. Onun bir benzeri gösterildi. O ayetle öyle okuyor. O zaman Allah orada hemen böyle bir İsa yarattı. Bizans askerleri geldiler, onu yakaladılar. Önce Bizans askerleri geldi, onu yakaladı. Öbür İsa orada duruyor, ne olacak? Onu da ortadan kaybetmesi lazım. Allah da katına çekti diyor. Onu, tamam bir benzerini Bizans askerleri yakaladı. Bunu ne yaptı, ne yaptı, ne olabilir, ne olabilir? Herhalde şöyle düşünmüş, şöyle yapmış. Ne olabilir, ne olabilir? Evet. Bacağı. Allah İsa'yı bacanın deliğinden göğe çekti diyor. Fahrettin Razi'nin Mefatül Gayb kitabında okuyabilirsiniz. Benim yukarıda var. 18 bilmem kaçıncı cilt. Evin bacasından yukarı çekti diyor. Böyle şşşt, çizgi filmdeki gibi yukarı çekti. Nereye gitti? Çekti gitti. Nereye gitti bilmiyoruz. Şimdi işin içinden çıkamadı mı? Yani bunun bilimsel bir izahı var mı? Bunun bir örneği var mı? Bu bir mantıki bir izah getir buna falan dediğin zaman sıkıştıkları her yerde başvurdukları şey Allah'ın kudretinden şüphem mi var? Allah yapamaz mı? Ben böyle bir yerde anlattım. Kalktı birisi ne yani Allah'ın kudretinden şüphem mi var? Niye mucizeleri inkar ediyorsun falan diye bana bir soru sordu. Peki ben de sana şöyle bir soru soracağım. Peygamberimiz ve sahabelerin hiçbirisi hanımlarıyla ve eşleriyle ilişkiye girmeden çocukları oluyordu. Ali de, Hüseyin de hepsi böyle olmuştu.
Ömer de hepsi böyle uzaktan bakışarak bu nasıl oluyorsa artık işte üreme ve çiftleşme yasasına aykırı bir laf. Allah'ın kendi koyduğu kanuna aykırı bir laf ediyorum. Öyle şey mi olur dedi. Ben de ona dedim ki Allah'ın kudretinden şüphe mi var? Allah yapamaz mı? Olabilir. Bak Allah kelimesi. Allah'ın kudretinden şüphe mi var? Allah yapamaz mı? Sözü işte tam da burada Müslüman dindarın zihninde afyona, uyuşturucuya dönüşmüş oluyor. Tam uyuşturucu olarak kullanıldığı yer tam burası işte. Sormuyorsun, sorgulamıyorsun. Neden? Olamaz. Şu yasaya aykırı, üroloji kanunlarına aykırı, şuna aykırı. Yer çekimi yasasına ters falan demiyorsun. Allah'ın kudretinden şüphem var. Allah dediğin an akan sular duruyor. Ama Allah burada tam da uyuşturucu rol oynuyor. Uyuşturucu. Allah de ne istersen becer. O ne ala ne şeker. Bu da Mehmet Akif'in şiiri. Şu halde kâne ekseruhum müşrikûn müşrikîn. O gezip dolaştığın yerlerdeki halkların çoğu ekserisi bak ekseruhum müşrikîn. Allah'a şirk koşanlarda yeryüzünde art dolaşacağız. Bizden öncekilerin başlarına neler görmüş? Onları şöyle bir bakacağız. Yani bütün bir yeryüzünü dolaştığımı farz et bu ayete göre. Çin'den girdim, Mançurya'dan çıktım, ta Amerika'dan, Afrika'dan, Avrupa her yeri dolaştım. Diyor ki bak, kâne ekseruhum, o dolaştığın yerler var ya, o dolaştığın yerlerde gördüklerinin çoğu, ekseruhum, büyük bir çoğunluğu, yani üçte ikiden fazlası bu demek bu. %80'den fazlası yani. %70-80'den fazlası. Müşrikîn. Müşrik de onlar diyor. Bu Kur'an'ın bu süremi de çok ilginçtir. Bununla ilgili de bir yazı yazıyorum zaten. Kur'an kavmun zalimun diyor. Onlar zalim bir halktı. Onlar zalimlere uyan bir halktı. Çoğunluğun hakikati belirleyici olmadığına dair kanıttır bunlar. Çoğunlukla hakikatin ne olduğu belirlenemez. Ama çoğunlukla işlerin nasıl yürütüleceği belirlenebilir. Şu yolları kim süpürecek? Parayı kime emanet edeceğiz? Bunları çoğunlukla, oyla, sandıkla falan çözebiliriz. Ama iyi nedir, güzel nedir, doğru nedir? Bilimsel olan hangisidir? Bunları sandıktan çıkmaz bunlar. Bunlar sandıkla olacak işler değil. İnsanların çoğu müşriktir diyor. İnsanların çoğu zalimdir diyor. İnsanların çoğu akılsızdır diyor. İnsanların çoğu düşünmez diyor. İnsanların çoğu bilinçsizdir diyor. Bu ekseruhum söylemi, çoğunluğu söylemi Kur'an'da çok vardır. Ama İslam tarihine baktığınız zaman mesela Sebat-ı Azam derler. Ana büyük yol. Ehl-i sünnet ve cemaat yolu derler. Kalabalıkların tabi olduğu, ekser çoğunluğun yolu doğrudur. Azınlıkta kalanlar yanlıştır. Bunlar imparatorluk fıkhının söylediği laflar. Kur'an söylemi değil bunlar. Kur'an söylemi ideolojik açıdan elitisttir. Ne demek istedim? İdeolojik açıdan, dini berraklık ve netlik, itikat açısından elitisttir. Çoğunluğa prim vermez. Kur'an söylemi sosyal açıdan popülisttir. Yani işler nasıl yürütülecek? Tamam halka danışacağız. Çöpçünün fikrini soracağız. Ne yapalım diye soracağım. Parayı nereye harcayacağım? Kamu gücü nereye gidecek? O açıdan tamam. Onlar çünkü ilgili. Ama şimdi bu uzmanlık gerektirmeyen konularda çoğunluğun görüşü geçerli olabilir. Ama uzmanlık gerektiren bir konuda. Uzmanlık.
Yani tıbbi konuda gidip halkın nasıl danışacaksın? Şu adamı ameliyat edelim mi etmeyelim mi? Sandıktan çıkana göre karar verilmez ki. Bunun uzmanı var, doktor. Edelim der, ederiz. Dolayısıyla bunları da birbirinden ayırmak gerekiyor. Şu ayeti okuyup bitireceğim arkadaşlar. Boğazıma da şey girmeye başladı. Bir ders daha uzayacak bu. Fekim. Şu halde. Çünkü sonuç fe diye başlayınca önceki konunun sonucu olmuş oluyor. Fekim vecheke liddinil kayyim. Yüzünü kayyim olan, kayyim olan dine çevir. Fekim vecheke liddinil kayyim. Yüzünü kayyim olan dine çevir. Şu halde bütün bunlardan sonra yüzünü kayyim olan dine çevir. Kayyim olan din ne demek? Dinil kayyim. Doğal olan din demek. Dinil kayyim. Dinil kayyim. Yani fıtrat. Fıtrat doğal olan demek. Yukarıda geçmişti. Yüzünü fıtrata çevir. Doğal olana çevir demişti. Burada dinil kayyim diyor. Bu dini kayyim kelimesini, şuradaki el kayyim kelimesini, bak li dinil kayyimi. Kayyim olan din. Kayyim olan din. Ben bu kayyım kelimesini dosdoğru mustakim kelimesinden de geliyor. Orada da dosdoğru, doğruluk, dürüstlük manasına geliyor. Yüzünü doğruluk ve dürüstlük olan yaşam biçimine. Dinde yaşam biçimi anlamına geliyor. Yani yüzünü, doğruluğu ve dürüstlüğü bizatihi kendisini yaşam biçimi, din haline getirmiş olan dine çevir. Sırat-ı müstakim, doğruluk ve dürüstlük yolu. Dinil kayyim, doğruluk ve dürüstlük dini. Buradaki kayyim kelimesi aynı zamanda dost doğru, dürüst olma anlamına geleceği gibi başka bir yorumla da sosyal din anlamına da geliyor. Yani dinil kayyim, yüzünü sosyal olan dine çevir. Bu ne demek? Sosyal din ne demek? Bireysel kurtuluşçu terapik dinler vardır. Bir de sosyal dinler vardır arkadaşlar. Dinler tarihinde. Bireysel kurtuluşçuluk şu demek. Ben kendimi kurtarmaya bakarım. Başkası beni ilgilendirmez. Gayet bencildir, gayet egoisttir. Ben kendim tek başına cennete girsem, bütün herkes cehenneme de girse umurumda değil. Ben kendimi kurtarayım yeter anlayışıdır. İslamiyet böyle bir din değil. İslamiyet'te sosyal din vardır. Yani gireceksek cennete beraber gireceğiz. Komşun açken sen tok yatamazsın. Biri yerken diğeri bakmamalıdır. Bende varsa sende de olmalıdır. Öteki ne yapıyor acaba? Bu fikriyat İslamiyet'te çok yer etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona bu ayetlerine doğrudur. Öksüz, yetim, yoksul, miskin. Bunlara yardım etmek, onlara destek çıkmak. Kurtuluşu oralarda aramak. Bak bir yoksul geldiği zaman kapı açılıyor ama Cebrail geldiği zaman, Allah'ın elçisi geldiği zaman kırklar kapıyı açmıyor. Söylencede de bu böyledir. Allah kendisini yoksulun yerine koyuyor. Allah'ın yüzü diyor, yoksulun yüzüdür diyor. Dolayısıyla diptekilerin ve mahrum bırakılmış olanların, ezilenlerin tarafında olmak ve ötekini düşünmek sosyal dinin en büyük özelliğidir. Bunu nereden çıkarıyorum? Sosyal kelimesini el-kayyim kelimesinden çıkarıyorum. Kayyim kelimesinin etimolojik içeriğini deştiğiniz zaman bu sonuca ulaşıyorsunuz. Şöyle ki, bunu açıklamam lazım. Kayyim. Kame. Ayağa kalktı demek. El-kayyim çokça ayağa kalkan demek. Ed-dinul kayyim çokça ayağa kalkan din demek. Buradaki çokça ayağa kalkmak bir tabirdir. İlgili olmayı ifade eder. Yani çokça ayağa kalkmak.
ikide bir de ayağa kalkmak. Bir sorun mu var, bir derdi mi var falan diye böyle sürekli kalkmak, sürekli kalkmak karşı tarafla çok ilgili olmayı ifade eder. Çok ilginçtir bu tabir, kayyım tabiri. Bakın burada din için kullanılıyor. Liddinil kayyım, dini kayyım. Bu aynı zamanda Allah için de kullanılıyor. Kayyum. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah haydır ve kayyumdur. Kayyum da bu kayyimin başka bir söyleniş çeşidi. Yani şu demek. O Allah çokça ayağa kalkandır. Din, çokça ayağa kalkan din. Çokça ayağa kalkan Allah. Bu tabir aynı zamanda başka bir yerde de erkekler için kullanılıyor. Çok ilginç. Er-ricalu kavvamune ale'n-nisa. Kavvamune. Kavvam kelimesi de kayyım kelimesinin başka bir söylenişi. Kayyım olan din, kayyum olan Allah, kavvam olan erkek. Bak. Bak şimdi buradan nereye geliyoruz? Erkekler kadınlar üzerinde kavvamdır diyor. Kavvamun alel nisa. Şimdi bunu kayyım olan dinle, kayyım olan Allah'la kavvam olan erkek arasındaki benzerlik ne? Bunlar hepsi birbirine benziyor. Aynı şeyi anlatıyor. Bu ayeti çevirirken genellikle Moğollar erkeklerin kadınlar üzerinde reis olduğunu, yönetici olduğunu anlatırken kullanırlar ve şöyle çevirirler. Erkekler kadınları yönetir. Kavvam demek yönetici demektir. O zaman bak tam çevirisini veriyorum. Burada nasıl yöneticilik çıkıyor veya ne çıkıyor bunu siz görün. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Erkekler kadınların karşısında çokça ayağa kalkandır. Allah insanlığa çokça ayağa kalkarak ilgilenir. Din çokça ayağa kalkan din, çokça ayağa kalkan Allah, çokça ayağa kalkan erkek. Ne demek bu? Düşünün ne demek? Bu yukarıdan emirler yağdıran, yöneten anlamına değildir. Çokça ilgili olmak, hassas olmak, sosyal olmak, yani sürekli ötekiyle ilgilenmek, kendini düşünmemek, kendi egoizmini aşmak. Acaba öteki ne yapıyor? Önce önemli olan o demek. Sosyal tam da budur. Yani ötekiyle ilgili olan şeydir sosyal. Onun için ben sosyal İslam diyorum. Yani ötekiyle ilgilenen bencil insanlardan, bencil bir dindarlık değil. Dindarlığın özü ötekiyle ilgilenmektir. Dindarlığın özü sevgi ve merhamettir. Seversin ve başkasına merhamet edersin. Tıpkı Allah'ın yaptığı gibi. Allah ne yapıyormuş demek ki? Yarattıkları üzerinde titriyor. Yarattıklarıyla ilgileniyor. Yaratıp da başıboş bırakmıyor. Önce yaratıyor, yukarıda geçti. Sonra ne yapıyor? Rızık veriyor. Halakakum ve rezekakum. Yarattı ve size rızık verdi diyor. Şimdi şöyle denmez mi ya? Yarattın da şimdi bu kadar insan nasıl karnı doyuracak? Yarattın, koyverdin ortalığa. Ne yiyecek, ne içecek bu insanlar? Bir taraftan insanlar yaratılıyor ama öbür taraftan yağmur yağıyor, yerden nebat bitiyor. Bir tane, bakın ekolojik sistemde, Allah'ın rızık aleminde, şu evreninde öyle bir düzen kurmuştur, öyle bir doğal düzen vardır ki bir tane çocuk rahme düştüğü an tabiri caizse bir dalda bir tane fazla elma biter. Bir salkımda bir tane, bir salkım üzüm onun için tekrar oluşmaya başlar. Kim için? O rahme düşen çocuk için. Allah bunu ayarlamıştır.
insanların kendi elleriyle yaptıkları düzen bozuculuklar, fesatlar olmasa, biraz evvel geçtiği gibi doğal düzeni bozmasalar, doğal hayatın kendi içerisinde herkese yetecek kadar bir yaratım söz konusudur ve Allah bunu ayarlamıştır. Takdir, takdir etmek. Tam da bu anlama geliyor. Takdir, yani evrenin rızık düzeni, üretim ve üretim araçları, herkese ne düşeceği, takdir, nasip, kısmet, bunlar hep Kur'an'ın eşitlik kavramlarıdır. Ayarlanmıştır. Yeter ki insanlar kendi elleriyle fesat çıkarmasınlar. Kendi elleriyle bir takım kapitalizmler kurup insanlar arasında eşitsizliğe yol açmasınlar. Doğal düzeni bozmasınlar. Bunu ayarlamıştır diyor. Ha, şimdi bunu yaparken işte kayyım olmak, Allah'ın kayyum olmuşu yaratıp yarattıktan sonra onların nasıl yaşayacağını, ne yiyeceğini, ne solucağını, hangi suyu içeceğini, hangi toprakta ne gıda biteceğini de ayarlamak anlamına geliyor. İnsanlıkla yakından ilgilenmek. Onun için çokça ayağa kalkmak tabiri kullanılıyor. Allah kayyumdur. Dünyayla, dünyada yaşayan insanlarla, yani yarattıklarıyla çokça ayağa kalkmak suretiyle yakın derecede ilgili ve sevgilidir demek istiyor. Dolayısıyla onun dini de aynı şekilde dinil kayyimdir. Yani insanlarla çok ilgilidir. Bu dinin içinde insanlarla çok ilgilenilmiştir. Öyle bir din adamının fantastik hırslarından oluşan bir kitap değildir. Bu din böyle değildir. İnsanlığın gerçekçi sorunlarıyla ilgilenmiştir. Şimdi erkekler için kullanılması da bu açıdan ilginç. Şu halde ne demek oluyor? Erkekler kadınların karşısında çokça ayağa kalkandır demek. Kavvamdır demek. Erkekler kadınların dertleriyle ve sorunlarıyla çokça ilgili ve sevgilidirler demektir. Öyle ki diyelim oturuyorsunuz evde, ikide birde ne oldu, bir şey mi vardı, yanına gideceksin. Diyelim bak, bunlar çift olduğu için sizin bugün, senin işin yaman bugün ha. Vallahi yerin dibine giriyorsun değil mi? Vallahi bunu uygulamak çok zor arkadaşlar, öyle bildiğiniz gibi değil yani. Hadi bir kavvam olun da görelim bakalım. Bir erkek bir kavvam olsun da görelim bakalım. Kavvam eviyle, eşiyle ve çocuklarıyla çokça ilgili olan adam demektir. Adam gibi adam budur. Kavvam budur. Yoksa kavvam böyle hiç onlarla ilgilenmeyip dışarıdan böyle emirler yağdıran maço değildir. Böyle anlıyorlar. Reis. Ya kalk ya. Şimdi bu kavvam değil ki. Çünkü burada çokça ayağa kalkma yok. Kavvam olması için çokça ayağa kalkma olması lazım. Çok ilgili olması lazım. Her şeylerini sorması, soruşturması, ilgilenmesi, koşturması. Ama sen otur ben yaparım falan demesi lazım. İşte ayağa kalkır diyor. Kavvam diyor da ayağa kalkacak diyor. Kim daha çok alır? Şimdi damderzi buradan... Çok meraklı hocam. Buradan bak, buradan maçoluk çıkaranlar. Hiç boşuna ileri gitmesinler. Kelimenin kendisinde böyle bir şey yok. Yani böyle ben oturacağım, kadın çokça ayağa kalkacak. Ve ne desem onu yapacak. Reis ben olacağım diyorlar ya. Klasik kültür böyle söylüyor. Halbuki ayet tam tersini söylüyor. Kavvam diyor. Er-ricalu kavvamune ale-nisa. Erkekler kadınların karşısında çokça ayağa kalkandır diyor. Dolayısıyla hakikaten de baktığınız zaman arkadaşlar, erkeklik, adamlık doğuştan olmuyor. Doğuştan senin erkek olduğuna birisi karar vermiş. Sen karar vermiyorsun ki doğuştan. Ana rahminde bir düğme yok ki, erkek mi olmak istiyorsun, kadın mı olmak istiyorsun? Düğmeye bas falan demiyor ki yani. Böyle salınmışsın ortalığa erkek. Böyle adamlık olmuyor. Adamlık emekle oluyor. Uğraşla oluyor, çabayla oluyor. Sonradan kazanılarak oluyor. Çokça ayağa kalkarak oluyor, ilgi göstererek oluyor. Buna adam diyoruz. Evet, ama analık doğuştan oluyor. Bak işin içinde böyle bir şey var.
Ben biraz analığın doğuştan, babanın sonradan kazanılarak olacağına inanırım. 40 yaşına, 50 yaşına gelmiş insanlar vardım ki hala baba değildir, hala adam değildir. Öyle salına salına geziyordur yani. Çünkü emek harcaması lazım. Adam olduğunu ispat etmesi lazım. Kavvam olması lazım. Kayyım olması lazım. Kayyum olması lazım. Çokça ayağa kalkan olması lazım. Çünkü Allah ben bunu yapıyorum diyor. Allah Allah'lığını ispat ediyor mu etmiyor mu? Şöyle bir bakalım. Her dakika ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu? Yoksa yaratmış kopup koyvermiş kimseyle ilgilenmez bir pozisyonda mı? Eğer öyleyse diyelim bize hava lazım oldu yaşamak için. İyi de ya beni yarattın da ya ne soluyacağım? Bu bir sorun. Soluman lazım. Su içmen lazım. Ama burada. Yemek yemen lazım. Yaşaman lazım. Ve vücut organlarının düzgün çalışması lazım. İkide bir arıza çıkarmaması lazım. Arıza çıkarıyorsa bile burada dert varsa öbür tarafta devasını da vermiş olması lazım. Doğal hayat içerisinde Allah doğayla, yarattığıyla yani yarattığıyla yakından kayyumdur. Yani ilgilidir, sevgilidir ve merhametle davranmaktadır. Bizi bir fanusun içerisinde, atmosfer fanusun içerisinde insanlığı korumaktadır. Bir yumurta kabuğunda korur gibi. Eğer o atmosfer şey olmasa meteor çarpmalarından hepimiz ölür gebeririz. Güneşi belli bir açıda tutuyor, ayı belli bir açıda tutuyor. Her şey belli bir evren içerisinde, döngü içerisinde duruyor. Evrende bir ilgili, çokça ayağa kalkan, dakik, dikkatli bir ilahi güç var. Bunu apaçık bir şekilde görüyoruz. Dininde de aynı şey. Kitap açıyorsun, bakıyorsun her konuyla ilgili, gevezelik yapmamış ama ilgili olan gerekli şeyleri söylemiş. İnsanlığa lazım olan şeyler hepsi var burada. Ve o günkü ateerkil topluma da sesleniyor. Aynı şey tersine de kadınları özne yaparak da kullanabilirdi ayette ama ateerkil bir topluma seslendiği için böyle erkek dediğin kodumu oturtacak falan diye sırtından sopayı kanından sıpayı etmeyeceksin diyen bir toplum olduğu için bu kitabın indiği toplum. Şimdi indiği toplum da aynı, hitap ettiği toplum da aynı. İkisi de aynı olduğu için o dil üzerinden madem öyle alın size kavram ne demektir? Açıklıyor. Böyle olacaksın diyor. Oradaki erkeğin pozisyonunu ilgi ve alakaya dönüştürüyor. Ama kimsenin buna riayet ettiği yok ki. Kaç kişi bunu böyle anlıyor? Hala kavvamı kodun mu oturtan diye anlıyor adam. İlgi demek, kibarlık demek, nezaket demek, ötekini düşünmek demek, ileri görüşlülük demek, hassaslık demek, centilmenlik demek. Adamlık da zaten bunlarla oluyor. Evet. Şu ayeti okuyup bitirecektim. Fe'ekkim veçheke liddinil kayyim. Dinin yüzünü kayyim olan dine çevir. Min kabli. Bundan önceki, bundan önce de. Önceden beri gelen kayyim olan dine çevir. En ye'tiye yevmun la meraddu lehu minallahi yevme izin yessettau. Evet. Geldiğinde geri dönüşü mümkün olmayan ve engellenemeyen gün gelmezden önce yüzünü kayyım olan dine çevir diyor. Öyle bir gün gelecek ki ye'ti yevmin yevmun ye'tiye yevmun gün gelince bir gün gelecek o günde la meradde lehu geri dönüşü mümkün olmayacak ve o günün gelmesi engel olamayacak, gelinen olamayacak. Allah tarafından getirilecek olan bu bir hesap günü olabilir, bu kişinin ölümü olabilir, kıyamet günü olabilir, geri dönüşü mümkün olmayan bir günden bahsediyor. Bu geleceğin var olması olabilir. Mesela yarına gittiğimiz zaman bugüne gelmemiz artık mümkün değil.
gelecek gelmeden önce yüzünü kayyım olan dine çevir şeklinde anlaşılabilir. Önümüzde yarın olunca artık bugün olmayacak. Her geçen gün geçip gidiyor. Daha geri dönüşümüz mümkün değil. O zaman günler akıp gittikçe, zaman aktıkça sen de yüzünü kayyım olan dine çevir. Kazanan sen olacaksın, yoksa kaybedersin demiş oluyor. Evet, 43. ayette kaldık arkadaşlar. Evet. Ha, soru mu soruyorsun? Evet. Tamam, soru cevap bölümüne geç. Efendim? Yani yönlü bir kayın olan dine çevirmek derken ne anlamamız lazım? Yani kavramlaştırmamız. İşte sosyal din dedim ya, ilgili olan, yani ötekiyle ilgili olan, sosyal olan dine çevir. İnsanlarla ilgilenen konuları insanlarla ilgili olan dine yüzünü çevir anlamına geliyor. Bir diğer anlamı da doğruluk, dürüstlük dini anlamına geliyor. Din aynı zamanda yaşam kuralları demek olduğu için yaşam kuralları doğrulukla, dürüstlükle, doğallıkla oluşmuş olan ve yaşam kuralları daima bir sosyaliteyi içeren, yani ötekiyle ilgilenmeyi içeren kurallardan oluşan dine yüzünü çevir. Ve sen de yüzünü çevir demek böyle ol demek, yani böyle böyle yaşa. Yani içinde yaşadığın toplumda egoist ve bireyci bir tip olma. Sosyal ol. İnsanları sevmenin, paylaşmanın, bölüşmenin, her türlü insani hasreti kendi içinde geliştirmenin yolu bu çünkü. Bu birey, sosyallik şöyle bir şey. Mesela ben insanların tek başına mutlu olamayacağını düşünüyorum. Bir insanın mutlu olması için ona bir çift göz lazım. Asla tek başına tam olmaz insan. Bir insan asla tek başına mutlu olması mümkün değil. Hep bir tarafı eksiktir. Yalnız olmaz yani bu iş. Sana birisi lazım. Senin yanında birisi lazım. Keza kişinin kendi içindeki bazı bireysel güçlü hasletlerini geliştirmek için de yanında bir ötekinin olması gerekiyor. Mesela sevmek dediğimiz olay, sevmek içimizden gelişecekse bize sevilecek bir şey lazım. Bize sevilecek bir şey olmadan o sevgi bizde nasıl gelişecek? Yani ya taşı, toprağı, doğayı, şelaleyi, hayvanları, karıncayı, insanı, kadını, erkeği, bir şeyi sevmem lazım. Onu sevdikçe o sevgi bende gelişmesi, büyümesi, coşması lazım. İyice içimdeki potansiyel neyse o iyice ortaya çıkana kadar bu ilişkinin sürmesi lazım. Eğer öteki olmadığı zaman bendeki bu gelişmeyecektir. Etraf olmadığı zaman, çevre olmadığı zaman, yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bu illa insanın olması gerekmiyor. İnsanlar birbiriyle ilişkiye girdikçe, insanlarla, doğayla, çevreyle, toprakla, suyla, ateşle, havayla, hayvanlarla, bitkilerle böyle karşılıklı ilişkiye girdiğimiz zaman hem o gelişiyor hem biz gelişiyoruz. İşte sosyallik böyle bir şey. Sosyal, ilgili olmak, etrafla ilgili olmak, ilgili olaraktan insanın gelişeceği fikri. Yani önemli olan toplum mudur, birey midir tartışması var ya, klasik. Toplumsallık mı önemlidir, sosyal hayat mı önemlidir, yoksa bireyin kendisi mi önemlidir? İşte bireyci, liberal felsefeler bireyi önemserler. Önemli olan bireydir, ben yoksam ne falan der. Ama o birey de o toplumun içinde ancak kendini geliştirebilir. Birey de birey olduğunu ancak bir toplum olursa anlar. Son tahlilde sosyal hayat, toplumsal hayat, İnsan bireyi toplumsal hayatın bir ürünüdür. Sosyal hayat, toplumsal hayat önemlidir yani. Din de böyle bir dindir. Bu din kişinin mesela toplumdan ele tek çek, köşene çekil, insanlarla konuşma,
git bir yere kapan diye böyle bir tedavi türü. İnsanları tedavi etmek için. Mesela şelale dinlemek, su sesi dinlemek, yeşilliklerin içine gitmek, doğayla iç içe olmak. İşte bu gürültüyü terk et, böyle doğayla iç içe ol dediği zaman ne yapmış oluyorsun sen? Adamı yalnızlığa itmiş olmuyorsun. Bir ilişkiler ağından çıkarıp başka bir ilişkiler ağının ona iyi geleceğini söylüyorsun. Burada diyorsun bu ilişkiler seni çok yıpratmış, git su seyret. Gölün kenarında resim yap, sana iyi gelecektir. Bak o da bir ilişkidir. Gölün kenarında resim yapmak. Bunların hepsi ilişkidir. İnsanlar bir şey, bir takım şeylerle ilişkiye girerek kendini geliştirirler. Din de bize böyle bir şey olmamızı en başta söyler. Bu dine giren bir insanın ben en fazla sosyal tarafının gelişeceğini, başkalarıyla ilgili toplumun, insanların dertleri ve sorunları karşısında çokça ayağa kalkan birisi haline geleceğini ben düşünürüm.